Hoş bulduk. İyi yayınlar dilerim. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Yani biz sizde Filistin davasını, işgalci İsrail saldırıları ile ilgili çok kez yayın yaptık. İran'ı konuşacağız ama ilk olarak sevgili editörüm, Filistin'i tanıyacağını açıklayan 3 ülkeden bahsediyoruz. Yorumunuzu almak istiyorum. 28 Mayıs'ta resmi olarak tanıyacaklarını açıkladı. Pedro Sanchez daha önce de açıklamalarını yapmıştı, İspanya Başbakanı, ama İrlanda'nın da Halis'ten gelen açıklamalar da vardı ve Norveç. Nasıl değerlendiriyorsunuz bu adımı? Böyle bir başlayalım mı? Önemli. Tabii yani sonuçta önemli bir gelişme. Yani 3 tane Avrupa ülkesinin çok net bir şekilde bu tavrı alması, ki şurada baştan söylemek gerekir, İrlanda ve İspanya en başından itibaren hakikaten bu meselede son derece insani, vicdani, hakkaniyetli bir yaklaşım gösterdiler. Dış politikada dönem dönem farklı fikirler olabilir, farklı uygulamalar karşılaşabiliriz, karşı karşıya gelebiliriz ülke olarak, ama meseleler hakikaten çıkarlar üstüdür. Bu mesele de öyle bir mesele. Gerçek anlamda uluslararası adaletin tesisi açısından Filistin'in tanınması bu işin en temel mesele, yani en temel konulardan bir tanesidir bu başlık altında. Bu noktada İspanya'nın, İrlanda'nın ve son olarak da Norveç'in bu yönde bir çıkış yapması son derece önemli. Bu şunu da beraberine getiriyor. Filistinlilerin mücadelesinin aslında ne kadar önemli olduğunu, birilerinin terörle bağdaştırmaya çalıştığı bir bağımsızlık, bir devletlerini, vatan topraklarını koruma mücadelesi. Devlet şu an ilan, yani şey yok, tanınma noktasında sıkıntı var, ama bize göre devlet, bir Filistin devleti var ve bu devletin sahipleri de Filistinlilerdir. Onların toprakları var. Şimdi buna karşı saldıran bir işgal var, İsrail var, işgal ve soykırım yapan. Şimdi bu noktada burada o insanların direnişinin, devletlerini, vatan topraklarını, Gazze'lerini, Batı Şeria'larını, Kudüs'lerini koruma mücadelesinin ne kadar önemli olduğunu ve aslında bu direnişin dünyaya gerçek anlamda adaleti ne olduğunu gösterdiğini. Ha, şu anlama gelmiyor: Filistinler direnmeseydi olmaz mıydı? Direnişin şöyle bir önemi var. Direniş aynı zamanda sadece silahlı direniş olmuyor. O insanların, evet, dünyaya duyurması, kamuoylarını bilgilendirmesi. Çünkü bilgi vermezseniz Norveçli de, İrlandalı da, İspanyol da bu konudan haberdar olmaz. Amerika'daki hakikaten vicdanlı insanlar haberdar olmaz. Batı dünyasını, Asya dünyasını saymıyorum, Afrika'yı saymıyorum. Zaten onlar en başından beri aslında Filistin'in yanındalar. Türkiye başta olmak üzere İslam dünyasının toplumları, Türkiye'nin yönetimi en başından beri hep Filistin'in yanında zaten. Ama o direniş sadece dediğimiz gibi askeri direnişle olmuyor. Enformasyon mücadelesiyle oluyor ve insanlara ulaşılıyor. Ve bu ulaşma sayesinde, o direniş sayesinde İspanya, İrlanda en başından itibaren tavır koydu. İsrail'e bir net bir tavır koydu. Onlara da teşekkür etmek lazım. Norveç'e teşekkür etmek lazım. Bu noktada bir hassasiyet gösterdi ve 28 Mayıs'ta İspanya ilan edeceğini, tanıyacağını 1967 sınırlarıyla beraber Norveç'te açıkladı. Bu açıdan son derece önemli. İsrail yalnızlaşıyor. İsrail'in destekçileri yalnızlaşıyor. Ya düşünün, Uluslararası Ceza Mahkemesi Amerikan emperyalizminin aslında kontrolünde bir yapı. Ama evet, vicdanlı insanlar her yerde, şimdi kurumlar onların kontrolünde olabilir, ama o kurumlarda çalışan vicdanlı insanlar var. Gerçekten adalete yerleştirmeye çalışan insanlar var. Vicdan i̇şte artık gibi, yani sokak, Asya'dan Avrupa'ya, Afrika'ya, herkes sokakta. Üniversiteler tabii, eylemde. Yani Amerika'da görülmüş bir şey mi bu kadar üniversitenin ayağa kalkması? Almanya tabii, insanları işte ters kelepçe yapıyorlar. Vuruyorlar, kırıyorlar, döküyorlar. Halklar keza bu şekilde. Yani artık duramıyor. İşte Batı demokrasisinin ne olduğunu gösteren bir örnek aslında bunlar. Batı demokrasi demokrasisi dedikleri şey, Batı emperyalizminin çıkarları gerekiyorsa sokaklar savunulur, çıkarlarına aykırıysa sokaktakiler ezilir, yok edilir. Batı emperyalizminin demokrasisi budur. Emperyalizme karşı çıkarsanız, Siyonizme karşı çıkarsanız yok edilmesi gereken insanlarsınız. Ama emperyalizmin hedefindeki ülkelere, yönetimlere, kişilere saldırmak için sokaklara çıkarsanız demokrasi kahramanı ilan edilirsiniz. Hı hı.
Batı emperyalizmi budur. Kendi insanlarına saldırıyorlar. Hatta sadece Hristiyan değil, aynı zamanda vicdanlı Yahudilere de saldırıyorlar. Tabii. Onları da yok etmek istiyorlar. Zaten Müslümanlara düşmanlar. Zaten Türklere düşmanlar, Filistinlilere düşmanlar. Onu biliyoruz. Ama aynı zamanda Hristiyanlara, aynı zamanda vicdanlı Yahudilere de saldırıyorlar. Batı emperyalizminin gerçeği, yüzünü gösteren önemli bir veridir. Ve Batı sisteminin, o Amerika'nın kurduğu sistemin daha doğrusu, çöktüğünü gösteren, Avrupa medeniyetinin Amerikan emperyalizminden ayrılması gerektiğini gösteren bir süreçten geçiyoruz aslında. Yani Avrupa medeniyeti de köklü bir medeniyettir. Amerika dediğiniz Amerika Birleşik Devletleri, oradaki insanları tenzih ederek, oradaki halkla, oradaki insanlarla hiçbir problemimiz yok zaten bizim. Her zaman da bunu vurgularız. Ama Amerikan devleti dediğimiz yapı bizim bir o imparatorluğumuzun, Osmanlı İmparatorluğumuzun deyim yerindeyse itfaiye teşkilatı kadar tarihi olan bir yerden bahsediyoruz. Ama Avrupa'da köklü devletler, köklü medeniyetler var. Ve bunların artık buradan kendisini kopartması ve gerçekten insanlığa dönüş yapması lazım. Mücadele olacaktır. Maalesef tarihte hep savaşlar oldu. Yani İsrail-Filistin meselesinde de bu perspektiften bakılabilir. Savaşlar her zaman var. Ama bir tarafta haklı savaşlar var, bir tarafta haksız savaşlar var. Emperyalist savaşlar var. Şimdi Filistinlerin yürüttüğü haklı bir savaş. Şimdi burada Uluslararası Ceza Mahkemesi başsavcısı ne diyor? Bir başkan beni aradı üst düzey diyor Amerika. Yani Amerika başkanını kastediyor. Bu mahkeme Putin ve Afrika'yı yargılamak için kuruldu. Burada diyor İsrail'i yargılayamazsın dedi diyor bana. Düşünün, bu kadar pervasızlığı, bu kadar hukuk dışılığı, bu kadar insanlık dışılığı barındıran bir Biden var. Bir Amerikan yönetimi var. Bu Amerikan yönetimi, açık söyleyeyim, insan olarak tanımlanamayacak yapıda varlıklar değil, canlılar. Canlılar, nefes alıyorlar falan ama insan değiller, canavarlar. Evet. Bir canavardan bahsediyoruz. Emperyalizm, Netanyahu bir canavar, insan değil. Evet, yani aslında Ceyhun Bey, şöyle diyebilir miyiz? İran, birazdan konuşacağız ama Filistin savaştıkça Avrupa ülkeleri Filistin'i tanıma sırasına girdi. Siz dediniz ki artık hani Amerika emperyalizminin arkasına takılmaktan vazgeçsinler. Yani bunun en belirgin özelliklerini biz Ukrayna-Rusya savaşına görmedik mi? Tabii. Kim bu savaştan en çok zararı gördü? Avrupa ülkeleri. Keza ortada yaşanan gelişmeler. O destekler, evet, teröre verilen destekler, Ukrayna'ya verilen destekler sonuçları yansıyor. Şimdi üç ülkeden bahsediyoruz ama bundan sonra artarak devam eder mi? Ya bu kopuş başlayacak mı sizce Amerika'dan? Ya belli ülkeler hariç devam eder. Belli ülkeler ki İngiltere'de olmaz. Hı. Ama İngiltere'de sokaklara da bakmak lazım. Hı. O insanları bu haklı mücadele, ki İngiltere'de de vicdanlı binlerce, on binlerce kişi eylemler yapıyor. Sadece Müslümanlar değil. Vicdanlı hakikaten insanlar. Çünkü bu mesele İslam medeniyetinin meselesi, bu mesele Hristiyanlık medeniyetinin meselesi, Yahudiliğin meselesi falan değil. Bu mesele insanlığın meselesi. Yani bugün hani uluslararası hukuk diye sürekli başımıza kakıp duruyorlar ya. Gerçek anlamda uluslararası hukuku, evrensel hukuku savunmanın meselesi. Çünkü bugün gerçek anlamda uluslararası hukuk ayaklar altına alınıyor. Kendi koydukları kuralları çiğniyorlar ya. Kendi koydukları kuralları çiğniyorlar, yok ediyorlar. Yani işlerine geldiği zaman zaten Irak sürecinde görmüştük. Birleşmiş Milletler kararını bile olmadan Irak'ı işgal ettiler. Yok, yakıp yıkıp yok ettiler. Binlerce yıllık bir medeniyeti tahrif ettiler. İnsanları birbirine düşürdüler. Terörü beslediler. Her şey var. Diyorum ya, bir canavardan bahsediyoruz. Her şey uluslararası hukukta da yok. Avrupa'nın içinde İngiltere, Fransa, Almanya gibi ülkeler ilk aşamada çok yan durmayabilir. Ama başka Avrupa'nın başka ülkelerinde çıkışlar gündeme gelecektir. Ek olarak Almanya ve Fransa'da da ilerleyen zamanda bir dönüşüm söz konusu olabilir. Ama Almanya'yı çok iyi bağlamış Amerika. Onu da söyleyelim. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra işte o Alman Nazi generalinin BND'yi kurması, CIA kontrolünde, Almanya'da kurulan Amerikan üsleri, şunlar bunlar. Hı. Alman siyaseti, işte sizin de çok güzel bir şekilde hatırlattığınız Rusya-Ukrayna savaşında gördüğünüz Amerika'ya teslim oldu. Yani kendi ülkesi için zorunlu olan Kuzey Akım'ın sabote edilmesine, ya, Kuzey Akım 2'nin imzalanmamasına ses çıkartmadı.
Yani Amerika, işte Alman yönetimi Amerikan yönetiminin kontrolünde şu an. Ama sokaklar yarın öbür gün Almanya'nın da itirazını gündeme getirebilir. Her gün bir eylem Fransa'da var neredeyse. Tırnak içinde tabii, her gün bir eylem var. Sadece tabii, Filistin adına değil, ekonomik anlamda da. Oralarda da dengeler değişebilir. Tabii. Fransa dediniz, ikinci ülke kopma olabilir dediniz değil mi? Ben yanlış duydum. Ya şöyle ki, Fransa'nın da tarihten gelen bir mesela daha bağımsız hareket etme, Fransa'nın liderliği tahkim etme amacıyla daha bağımsız hareket etme eğilimi var. Mesela biliyorsunuz De Gaulle'cüler falan var, De Gaulle geleneği falan. Son dönemde de işte NATO içinde kendimize bağımsız alan oluşturalım askeri anlamda Avrupa'da eğilimleri vardı. Macron'un çıkışlarının nedenlerinden bir tanesi oydu. Bir kere NATO'yu sorguladı biliyorsunuz. Beyin ölümü gerçekleştirdi dedi ama yani Macron bu her gün farklı bir şey de söyleyebiliyor. Ya tabii Macron'a güvenmek anlamında söylemiyorum ama orada Fransızların kendi şeyini anlattı. Bir baktık Fransa'da sarı yelekliler diye bir grup ortaya çıktı. Sokaklar sokaklar karıştı. Tabii. Yani o açıdan şimdi Fransa'da da böyle bir eğilim politik olarak, şimdi Fransız yönetim, Fransız halkını yine kenara koyuyorum. Ama Fransız yönetimi Filistinlerin kara kaşı kara gözü için değil, o direnişindeki hakkaniyet, haklılık için değil, kendi çıkarı için bile olsa belki böyle bir hamle yapabilir yarın öbür gün. Ama tabii ki burada o masum, hakikaten evrensel anlamda, insani anlamda yaklaşan o büyük kısım Yahudileri kenara koyarak çok küçük bir azınlık da biliyorsunuz Avrupa ve özellikle Amerika'da finansı, medyayı, çok kritik yerleri kontrol ediyor. Şimdi onların da etkisinin kırılması lazım bunun gerçekleşmesi için. Ama ben Avrupa'da birçok ülkenin, aslında bu zulme karşı olan birçok ülkenin yavaş yavaş itirazını yükselteceğini ve belki de arka arkaya bu üç ülkenin ardından kararlar çıkıyor. Mesela İskoçya alabilir. Öyle İskoçya'da mi? Biliyorsunuz Celtic taraftarları, bir futbol takımının taraftarları, İskoçya'nın en büyük kulüplerinden bir tanesi. Her maçta Filistin'e destek şeyleri yaptılar ve en son şampiyonluk maçında da Filistin, dev gibi Filistin bayrakları açtılar. Yani İskoçya'da da o İngilizlerin zulmüne uğradıkları için o mazlum halkları, milletleri, ezilen milletleri anlayan bir halk var, topluluk var. Toplum var. Bu toplum buna ne diyelim vesile olabilir, oraya kanalize edebilir ve İskoçya'dan da mesela böyle bir şey gelebilir. Peki yine herkese... şunu sorayım, özür dilerim, sorularım da olacak. Şimdi İsrail kızgın belli ki, büyükelçileri çağırdı, bir uyarıda bulunacak ama nasıl yansır siyasete, sahaya bu gelişmeler? İsrail emperyalistler açısından soruyorum öncelikle. Ya şey ilginç, benim dikkatimi çeken şu, İrlanda ve Norveç'teki büyükelçileri çağırdı. İspanya'yı çağırmadı. Evet, şu anda evet sadece İrlanda ve Norveç. Yani bu ilginç şundan kaynaklı, mesela dikkatimi çeken noktalardan bir tanesi. Bir kere İsrail'in doğrudan jeopolitik anlamda İsrail'e etki yapamayacak ülkelerinkini çağırıyor. İspanya yapabilir. Nereden yapabilir? İspanya Akdeniz ülkesi. Evet. Cebel-i Tarık'ı tutuyor. Akdeniz'e girişi, İsrail'de bir Akdeniz ülkesi. O yüzden İspanya'ya çok daha böyle yumuşak yaklaşmaya çalışıyor. Anladığım kadarıyla daha böyle sert girmiyor. Ama yalnızlaştığının farkında. İsrail zaten biliyor. İsrail kendini yok olmaya gittiğini biliyor. İşte Benny Gantz'ın açıklamaları, Netanyahu bizi çok ciddi sıkıntılara götürüyor açıklamaları. Ondan sonra savaş kabinesi dağılabilir sözleri İsrail'in içinde de çok ciddi aslında kırılmaların yaşanabileceğini gösteriyor. O yüzden İsrail istediği kadar tepki versin, bu saatten sonra etkisi yok. Etkisi sadece Washington'da, Beyaz Saray'da olur. Amerikan Kongresi'nde o Siyonist, faşist zihniyette olur. Amerikan Kongresi'ndeki sesini belki de çıkartamayan insanlar da vardır. Veya Londra'nın kraliçesinde olur. Kraliçe öldü. Yıllarca kraliçe diye. İngiltere Londra'daki kral da olur diyelim. Peki. Yani ondan sonra o yüzden İsrail'in çok etkisi olmadı artık. O kalmaz artık. Dünya büyük bir dalgayla, özellikle zaten Asya dünyasının da etkisi var. Burada Asya ülkelerinin Türkiye gibi, İran gibi ülkelerin Filistinlere desteğinin etkisi çok büyük. O açıdan bu saatten sonra İsrail bu zulümlerine bedelini ödeyeceğini çok iyi biliyor. Peki. Yani. Şimdi İran'a dönmek istiyorum izninizle. Birbirinden bağımsız, yani çünkü İran'da ilk günden